Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Temmuz Pazartesi günü Elazığ yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ'da bizleri 9 koşul bir program beklemekte. Evet Bursa tahminleri de kanalımızda mevcut. Orada da 10 yarış olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kanala henüz abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim. Bunun ardından arkadaşlar videoya geçebiliriz. Şimdi tahminleri size sunacağız Elazığ için. Evet 1900 metre kum pist ilk yarış 5'i çeyrek geçe koşulacak. 15 handikap 3 yukarı İngilizler burada start almakta. Kara Kara ve The Dominator ekür olarak start alıyorlar arkadaşlar burada. Kara Kara'yı ve The Dominator'ı ekür olarak izleyeceğiz. Bizim bu koşu için size tavsiyemiz öncelikle favoriden başlayarak gideceğiz biliyorsunuz ki bir numara İnci'nin kızı arkadaşlar burada bir sürpriz ihtimali olarak da düşündüğümüz bir favorimizdir. Bakın hem sürpriz hem favorimiz bir numara İnci'nin kızı. Bu koşuda dikkat diyorum. Son iki yarışı kötü. Bu yüzden cazip olacak. Ondan evvelki üç yarış üst üste ikinciliği olmasına dikkat diyorum. Bu mesafede ile en hızlı isimlerden birisi. Ve hatta şöyle baktığımızda evet en hızlı isim diyebiliriz. 2 numara Real Grace tabi 9 gün evvel ikincilik elde etmiş ve e, yine son derece tecrübeli bir safkan. 10. On, e, kulvardan çıkacak en dışarıdan. E, burada da galibiyet ihtimali var gözüküyor. Sonra Sami Kaplan idaresindeki Sound of Victory 3. barayı tavsiye edeceğim. E, peşi sıra burada arkadaşlar e, yine daha cazip bir isim arayanlar için burada bir ekstra bir cazip isim. Ekürler, Karakara Kara Kara ve The Nominator diyeceğiz. Yani burada oyunumuzu 1-2-3-5 şeklinde planladık diyebilirim. Geldik ikinci koşuya. Saat 6'ya çeyrek kala koşulacak. Maiden 3 yaş taraflar 1200 metre kum piste çıkıyorlar. Arkadaşlar burada 11 adet safkan start almakta. Favorimiz haklı bir şekilde olduğunu düşünüyorum bu ismin favori olmasını. 6 numara Ferhat kardeş. Yani son 3 yarışında tabela yapmış bir at olmasıyla birlikte gruba baktığımızda en çok tabela yapan, en çok tecrübe edilmiş, en çok yarış koşan safkan. Derece olarak da en iyi durumda haliyle. E, alt Ferhat kardeş favori. Fakat tabi burada tabela yapmış olan diğer iki isim bilhassa e, dikkat çeken ikincilik ve üçüncülükleriyle Kral Polat 7 numara ve Mir Kasırgası 8 numara. E da yazmak gerektiği kanaatindeyim. Aşıkların babası 2 numara olabilir, e, bir ihtimal olabilir, düşünebiliriz bu safkanı. Onu da geniş kupon için değerlendirmeye alabilirsiniz. Yani 6-7-8... 2 şeklinde bir sıralamayla oyun planlamamızı yaptık bu koşuda. Geldim 3. koşuya saat 6.30'da 14 handikap 4 yukarı Araplar 1800 metre kum pist yarışı. 7 Safgan start alıyor. Arkadaşlar favorimiz bu yarış için 14 gün evvel ikinci olan isim 1 numara Arap damat. 63 kilo farkındayım. Zor bir durum. Ama e, uzun bir süredir iyi koşmamış olmasına rağmen Safkan'ın gelip ikinci olmuş olması e, beni açıkçası bu yarışta yazmaya mecbur bıraktı bu atı. O yüzden kesinlikle bir numara yazın diyorum. 4 numara Sahra Kasırgası'nı da tavsiye edeceğim. Ferit Yardımcı'nın bineceği Safkan baktığımızda son 4 yarışında ki bu seneki 4 yarışı oluyor bu e, üst üste tabelalar biri galibiyet olacak şekilde performans sergiledi. Net bir şekilde dikkat etmekte fayda var. Bir de bir tane bir sürpriz düşüncem var bu yarışta arkadaşlar. Belki birçoğunuz Mufuk veya işte Hür Adam'a falan yöneleceksiniz ama benim burada sürpriz tavsiyem 6 numara Batuş. İsa Akyoz'la birlikte bu ata dikkat diyorum. son yarış performanslarında istediğini alamadı. Ama şimdi burada hem de 1800 metrede iyi bir yarış çıkartabileceği karatindeyim. 5 günlük bir ara tam böyle bir sürpriz yapacak at gibi duruyor. Bu ata dikkat edin diyorum. Bu yarış müsait olduğu için fark yaratabilir. 1-4-6 burada oyun olur. 1-4 isteyenler küçük kupon bırakabilirsiniz 2 atla. Ama 6 numara yazıp 3 atla geniş kupona çıkabilirsiniz. Dördüncü koşuya geldim. Saat 7'de şart 3 dişilere mahsus 4 kör Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunmakta. 1 bir numara Aslı Nuray Ferit Yardımcı İdaresi'nde bu koşudaki net bir şekilde favorimizdir ve banka olarak gördüğümüz isimdir. Tabi işte Gaye Can var, Tamari var. bunlar da yine Akeza Nur Salkın vesaire kendilerine yer bulmaya çalışacaklar tabelada gibi gözüküyor. Bir numara Aslı Nuray bu koşuda arkadaşlar bizim tekimiz, banko tekimiz olmuştur. Dördüncü koşu her iki altılıyı da kapsayan bir yer. İkinci altının başlangıç ayağıdır. Bir numara Aslı Nuray biz de burada tektir. Sıralı ikili için tavsiyede vereceğim. Bir arkası 7 diyorum. Nur Salkımı Yusuf Cengizli ikincilik için çok uygun bir aday. Mesafeyi de hesaba kattığımızda daha avantajlı olacaktır ikincilik açısından diye düşünüyorum. Bir numara tek, bir arkası 7. Sıralı ikili tavsiyemiz bulunuyor. Geldim 5. koşuya saat 7.30'da meydan Üç yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı. Bu koşuda izleyeceğimiz 10 adet safkan var. Oyun önerimiz şöyledir. Yusuf Cengiz'le birlikte Emrah abi 5 numara favori. Kral Baran 8 numara Ferit Yardımcı ile 2. attır. Daha sonra Satan Baba 10 numarayı tavsiye edeceğim size. Ki bir de bir idmanları da göstereyim. Hani diğer atlar için de bilhassa bu yarışta bir idmanlar göstermek istiyorum. Yani Satan Baba'nın idmanı bana çok rahat geldi. Bilhassa böyle yapıldığını düşünüyorum. Hani 45 görmüştü olması 45 buçuk 30 şeklinde olmuş olması. E, bu arada tabi İdman Jockey'inde de yine Yunus Çelikbaş olduğunu görüyorsunuz ki yarışta da yine Yunus Çelikbaş start alacak ile. Bunların da fark yaratabileceğini hesaba katmak lazım. Bir de dikkatimi çeken bir İdman daha e, Caner Bay arkadaşlar 4 numaralı safkanın e, binini şey 800 1.01.80'e e, düşmüş olması. Burada dikkatimi çekti Caner Bay Alişan Bağar'la birlikte burada bir sürpriz adayı olabilir yani 10 numara satan babayı ekliyoruz Yusuf Çerik, Yunus Çelik başta birlikte ve peşi sıra arkadaşlar burada Alişen ile birlikte Caner Bay 4 numarayı da yazabiliyoruz. Geldim 6. koşuya saat 8'de şart 5. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda Boston Light 5 numara favorimizdir. 9 safkanın start alacağı bu yarışta 5 numara Boston Light'ı her iki altılı içinde alternatif tek olarak sunuyorum. Yanına rakip olarak 2 numara Christina İsa Akyoz dersteki safkanı ve uzun araya rağmen kısa mesafe olduğu için Ferit Ardıcım Hadef 7 numarayı tavsiye edeceğim. Yani 5 alternatif tek 2-7 ilavesi. E tek atmayanlar için tavsiye edeceğim oyun burada olacaktır. Burada ya 1 at yazıyoruz ya da 3 atla geçiyoruz. Gelelim 7. koşuya. Saat 8.30'da Kısa Vade 6, 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar favori Sami Kaplan'la Silver Cloud'dur. Benim genelde koştuğu koşularda hep favorim olan bir safkan Silver Cloud. Burada da yine 3 numara favorim oldu. 4 numara Calibration olmazsa olmaz diyorum. Dikkat edin son yarış kötü olması sebebiyle bilhassa son 2 yarış kötü olması sebebiyle cazip olacaktır. 4 numara Calibration 26 gün arasıyla sürpriz yapabilir. 26 gün demişken 26 gün evvel kazanan Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki Victory Drop 6 numara. Bu isim de yazmazsak olmaz. Son 3 yarıştır kazanan bir safkan. İsa Katar'la 8 numara Moon Fairy'ye de şanslanacağım. The Start'ta iyi İyi bir start alamadığı için birazcık sıralamamızda geriledi ama yine de son 5 yarışında çok istikrarlı gelen bir isim 8 numara Moonfeyli oyunlarda yer bulsun diye düşünüyorum bu koşuda. Geldim 8. koşuya saat 9'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı olacak. 10 safkan start alıyor. Mir Şeşen ve Furkan'ı mekuru olacaklar. Yani 9 at var gibi de sayabiliriz altılı açısından. Favorimiz 2 numara Avcı Erdir. 9 gün evvel ikincilik elde eden Safkan. Son 4 yarışında tabela yaptı. 5 kez start almıştı. Necmi Altın'da 3 numara Bıçkın Kral. Yine tavsiye edeceğim isim. 4 yarıştır tabela yapan bir Safkan. 26 gün evvel son yarışını 5. tamamladı. Buraya da yine iddialı gelecektir. Peşi sıra arkadaşlar. Burada artık oyun genişletmek isteyenler için ekürleri yazabileceğinizi düşünüyorum. Ekürü yazarak ee, şansınızı arttırabilirsiniz. Ee, burada Yusuf Cengiz İdaresi'deki Furkan'ın ve Mir Şeşan İsa Katar İdaresi'de start alacak iki safkanın da şansı az da olsa olabilir. O yüzden eküriyi de yazın derim. Yani 2 3 4 şeklinde toplamda 3 atlı bir oyun burada öneriyoruz sizlere. Geldim 9. ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 2 4 yaş taraplar 1700 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz şöyle gösterelim. 16 adet safkan var. Mucize Han ve Payidar Kaya ekür olarak start alıyorlar. Burada arkadaşlar favori hanesinde değerlendireceğimiz isim son dönemde e, tabela yapan bir safkan olması lazım. En nihayetinde şart 2 bir yarıştan bahsediyoruz. Burada bakın tekrar bütün safkanları size gösteriyorum bir kez daha. Ondan sonra şimdi tahmin kısmına geçiyorum. Arkadaşlar tek hükümdar 3 numara Alişen Varla birlikte bizim favorimizdir. Son 6 yarışında üç kez tabela yapmasıyla birlikte garanti bir isim olarak değerlendirdik. Sonra 2 numara Fırtına yabiş. 5 gün arası olmasa bu atı belki favori verebilirdim. Yine son altı yarışında tabela yapan bir safkan ile dikkat çekiyor. Fırtınaymış burada fark yaratabilir. Dikkat etmekte fayda var. 105 gün arayla Taceddin Bey 1 numara. Ferit Yardımcı İdaresi'de yazılabilecek bir isim. 14 gün evvel 3. olan bir safkan Güven abi 8 numara. Ve tabi ekürlerden 10 numara Mucize Han, Yusuf Cengiz İdaresi'nde değerlendirmenizi istiyoruz. Burada bu atı da yazarak oyunlarınızı daha garanti bir hale getirmenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Bakın her iki altılı içinde iki tane tek atabiliyorsunuz. Ilk, burada görüyorsunuz 6. koşuda e, 5 numara Boston Light alternatif tekti ve e, hemen gösteriyorum yine 4. koşuda da arkadaşlar 1 numara Aslı Nuray banko tekti. Her iki altılı içinde bir banko bir alternatif tek toplamda vermiş olduk. 9 yarışta iki tekli bir oyun planladık. Bursa tahminleri de yayında onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Kanala henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verebiliyorsak verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.